Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni mutfağıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz uzun süredir bir video paylaşımı yapamıyordum. Bunun nedeni mutfağımı yeniliyor olmamdı. Sizlerin de sayesinde mutfağımı yeniledim. Bununla ilgili detaylı bir video çekmeyi planlıyorum. Siz de bu videoyu isteyip istemediğinizi ve görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni mutfağımda ilk tarifimize başlayalım. 2 adet kabağı yıkamakla başlıyoruz. Yemek kaşığı kadar sıvı yağ tavamıza koyduk. Yağımız ısındıktan sonra rendelemiş olduğumuz kabaklarımızı alıyoruz. Orta ateşte kabaklar suyunu salıp tekrar çekene kadar pişiriyoruz. Kabaklarımız gördüğünüz gibi piştiler. 4'te 1 tatlı kaşığı tuz serpiyorum. Şöyle bir karıştırıp ocağın altını kapatıyorum. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı kadar ceviz içi ilave ediyoruz. Damak zevkinize göre yarım tatlı kaşığı pul biber ilave ediyoruz. İsterseniz nane de kullanabilirsiniz. Yaklaşık 5 dakika kadar kavuruyoruz. Pul biberler yağ rengini veriyor ve cevizler hafif kavruluyor. Pul biberlerin yanmamasına dikkat edin. Hepsini ayarladıktan sonra yaklaşık 5 dakika sonra ocağımızı kapatabiliriz. Uygun bir kaseye evde mayalamış olduğum yoğurdumdan 3 kaşık alıyorum. İsterseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Bir diş sarımsak rendeliyorum. Bir tutam tuz ilave ediyorum. Yoğurdum homojen bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. Kavrulmuş kabaklarımızın yaklaşık 3'te 1'ini yoğurdun içine alıyorum. Karıştırıyorum. Uygun bir servis tabağına alıyoruz. Kavurduğumuz kabakları alt zemine yerleştiriyoruz. Üzerine yoğurtlu kabaklarımızı koyuyoruz. Cevizlerimizi ilave ediyoruz. Tam bir yaz mezesi oldu. Afiyet olsun. Evet, bugün yaz sofralarına yakışan yoğurtlu bir kabak mezesi olan kabak şayan tarifiyle karşınızdaydık. Siz de tarifimi deneyip yorumlarda görüşlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.